Esrarengiz Sirk Brawl Talk yayınlandı ama Brawl Talk'un içerisinde ve Brawl Talk'un dışında inanılmaz fazla gizem ortaya çıktı. Öncelikle bu Brawl Talk'ta sadece bir tane karakter tanıtıldı, o da Charlie. Çok uzun zamandır hep iki karakter geliyordu. Bu sefer neden bir karakter gelmişti? Acaba ikinci karakter bizden gizlenmiş olabilir miydi? Yine Brawl Talk'taki bu sahne ne anlama geliyordu? Ve ekranda gördüğünüz gibi gizemli bir site yayınlanmıştı. Acaba bu site gerçek miydi ve bize neler anlatıyordu? Bugün Esrarengiz Sirk'in karanlık geçmişine ve ürkütücü hikayesine bakacağız. Brawl Stars'la ilgili bunun gibi hikaye ve gizem videolarının devamını istiyorsanız aşağıdan bir tane like atmayı lütfen unutmayın, çünkü gerçekten inanılmaz gizemler bizleri bekliyor. Aynı zamanda lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı, marketten ya da Supercell Store'dan kod bölümüne Onur yazarak da bana destek olmayı unutmayın. Ve bugün akşam 8'de yine bu kanalda canlı yayında olacağım. Snapdragon Pro Series'in bir turnuva yayını var ama bu sefer içerisinde Kebap ismindeki Türk takımı da var arkadaşlar. Arda Keskin, Yusuf ve İlker'in olduğu %100 Türk takımı. Onlara da destek olmak için mutlaka akşam 8'de yayına bekliyorum. Aynı zamanda daha öncesinde içerisinden altın kodla çıkabilen 170 elmas çekilişi yapmıştım hatırlarsanız ama bir arkadaşımıza ulaşamadım. O bir linki de yine bugün akşam 8'deki canlı yayında vereceğim. O yüzden mutlaka hepinizi akşam bekliyorum. Bütün her şey son Brawl Talk'ta birlikte başladı arkadaşlar. Esrarengiz Sirk zaten ismiyle birlikte aslında bize bazı gizemler geri döner mi diye bir heyecan vermişti. Sonra Brawl Talk'un içerisinde çok enteresan bir şey oldu. Ekranda gördüğünüz gibi birisi orada Brawl Talk'ta Marzio ve Dani'yi uzaktan izliyordu. Ama burası gerçekten çok önemli arkadaşlar. Hem izleyen kişiye dikkat edin, hem de şurada iki tane kalem ve bir tane telefon var. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Çünkü bununla ilgili inanılmaz bir site bulundu. Bulunan site bu site arkadaşlar. Bu aslında daha öncesinde VKBRL olarak bildiğimiz bir radyo istasyonu vardı hatırlarsanız. O sadece sesliydi. Bu biraz daha görüntülü gördüğünüz gibi. Güvenlik kameraları bunlar. Çünkü RT ve gibi kameralarla aslında Star Park'ı izleyen bazı karakterler zaten vardı. Tabii ki bunun içerisindeki birçok gizem yavaş yavaş ortaya çıkacak ama şurada telefona tıkladığımız zaman çok çok enteresan bir konuşma var ve bu konuşmaya ben şimdi sizin için Türkçe altyazı da ekleyeceğim ve sonra bu konuşmanın ne olduğunu da sizinle paylaşacağım. Hemen dinleyelim. 4 yıl önce, our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal. Konuşmada ne söylediğini zaten Türkçe altyazı olarak ekledim arkadaşlar ama bu konuşmanın ne olduğunu muhtemelen merak etmiş olabilirsiniz. Gettysburg Address isminde eski Amerikan devlet başkanlarından Abraham Lincoln'un bir konuşması. Abraham Lincoln bir suikaste kurban giden bir Amerikan devlet başkanı olduğu için tarihteki yeri çok farklı. Peki bu konuşmayla Star Park arasında nasıl bir bağlantı olabilir diye muhtemelen merak ediyorsunuz. Bu konuşmada 87 yıl önce bu kıtaya gelerek bir ulus kuran Amerika'dan bahsediyor aslında ve bu konuşmayı Star Park'ın içerisinde böyle bir yerde duyuyor olmamız Star Park'ın kuruluşuyla ilgili bir gizem vermek gibi görünüyor. Yani o konuşmada Amerika ve Amerika kıtasının ne kadar değerli olduğu anlatılırken burada Star Park'ın içerisinde bu telefonda aynı konuşmanın yer alması Star Park'ın da kendilerine göre ne kadar değerli bir yer olduğunu bize gösteriyor. Bu alandaki diğer gizemlere şu an için girmeyeceğim arkadaşlar. Eğer devamını isterseniz aşağıdan like atabilirsiniz çünkü hikayenin devamına geçmemiz lazım. Çok fazla şey var. Daha önce hatırlarsanız çok uzunca yıllar VKBRL isminde bir radyo yayını yapılmıştı ve bu Star Park'ın içerisinde bir yerde arkadaşlar ve Star Park'tan Brawl Stars'tan bize birçok haber vermişti. Aslında VKBRL geri dönecek mi diye söylerken VKBRL'nin Star TV gibi bir televizyon şeklinde geri dönmesi çok çok güzel oldu ve biz bunu RT'den beri aslında söylüyorduk. Ve gerçekten de söylediğimiz gibi bir Star TV geldi. Hatta ben Brawl Stars ekibine de çok yakın bir zaman içerisinde VKBRL'ye benzer bir şey gelmesini en çok istediğim şey olarak söylemiştim arkadaşlar ve gerçekten de böyle bir şey gelmesi beni inanılmaz mutlu etti. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar Brawl Talk'un içerisinde görmüş olduğumuz Marzio ve Dani'yi izleyen arkadaşın bulunduğu oda bu oda aslında. Orada da yine kalemleri görmüştük hatırlarsanız ve orada da yine telefonu görmüştük. Aslında Star Park tüm savaşçıların gerçek fiziksel hallerinin içerisinde yaşadığı bir alandı ve daha öncesinde Star Park yatırımcı videosu içerisinde biz oyundaki bütün karakterlerin gerçek hallerini görmüştük hatırlarsanız. Örneğin burada görmüş olduğumuz ikili Nita ve Leon'un gerçek halleriydi.
Ve VKBR'li radyo istasyonunun amacı da aslında Star Park içerisinde yaşayan o savaşçıların gerçek hallerini gülümsemeye, mutlu olmaya, yemek yemeye, spor yapmaya, kısacası sağlıklı ama Star Park'ın istediği şekilde bir köle gibi yaşamaya yönlendirmekti. Ve bu şekilde Star Park geri dönmüş oldu arkadaşlar. Aslında VKBR'den çok daha fazlası kameralarla gözetleyen bir sistemle artık sadece bir radyo istasyonu şeklinde değil, bütün Star Park'a, hatta bütün savaşçı ve Brawl Talk'un içerisinde gördüğümüz gibi Marzio ve Dani bile yakından kameralarla gözetlemeye karar vermişler. Peki Star Park esrarengiz sirkle birlikte ürkütücü bir şekilde geri gelme planları yaparken acaba esrarengiz sirkin içerisinde görmüş olduğumuz bu görsel neyi ifade ediyordu? Hatırlarsanız Brawl Talk gelmeden önce bunu çok uzunca konuşmuştuk ama bunun ya yeni bir karakter ya da yeni bir kostümle ilgili olabileceğini söylemiştik. Ama gördüğümüz kadarıyla ne gelen karakter ne de kostümlerden hiçbiri buradaki görseldeki değildi. Kurt Adam Leon ya da Leon'un yeni gelen kostümü olabilir mi diye de baktık ama hiçbirisi birebir olarak bunu karşılamıyordu. Özellikle perdenin arasından bakan bu gözler çok esrarengizdi. Peki acaba bu görselle Star TV dediğimiz biraz önce o kameralardan gözetlediğimiz odanın bir bağlantısı olabilir mi? Ve bu Brawl Talk'un içerisinde sadece bir tane karakter geldi. Bu gerçekten çok garip bir durumdu. Acaba ikinci karakter burada gördüğümüz karakter olabilir mi? Burada görmüş olduğumuz eller ve bu dil kesinlikle farklı bir şeye ait öncelikle. Onu söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü bütün o kostümleri, karakterleri vesaireyi uzun uzadıya inceledik. Hatta dünkü canlı yayında da uzunca birlikte inceledik. Bu kesinlikle şu anda güncelleme içerisinde bize gösterilmeyen bambaşka bir şey. Bu yeni bir karakter olabilir ya da bambaşka bir gizemle ilgili olabilir. Biraz önce bulmuş olduğumuz o Star TV'ye benzer kamera odası ile ilgili bir şey de olabilir. Ya da belki oyuna gelecek yeni ve gizli bir karakter de olabilir. Yeni bir karakter olabilir deme sebebimiz aslında oyunun içerisinde bazı açıklamaların değişmesiyle ilgili arkadaşlar. Oyundaki karakterlerin açıklamalarına bir tekrar bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü gerçekten birçoğunda inanılmaz farklı değişiklikler var ve şimdi size en önemlilerini göstereceğim. Biraz önce Brawl Talk'un içerisinde o gözetleme odasında, kamera odasında Brawl Talk'usuna Marzio ve Dani'yi bile izleyen bir ekipten bahsettik. Bunlar çok büyük ihtimalle Star Park'ın karanlık güçleriydi. Ve burada Nani'ye baktığımız zaman açıklamasında şöyle diyor. Bir zamanlar normal bir güvenlik kamerası olan Nani, Jesse'yi kayda almak için özel olarak ayarlandı ama Hınzır Jesse'ye zar zor yetişiyor. Bir de RT'ye bakalım arkadaşlar. RT ziyaretçilere yardımcı bir bilgi ekranı olarak tasarlanmış olsa da ikinci görevi Star Park'ta olan biten her şeyi kayda almak. Elbette yalnızca güvenlik amacıyla. Elbette yalnızca güvenlik amacıyla yazmaları aslında onun sadece güvenlik amacıyla olmadığını, içerisinde çok gizemli bir şeyler olduğunu da bize gösteriyor. Yine Grom'un açıklamasında Grom kaslı bir güvenlik elemanı olsa da bir zayıf noktası var. Anaokulunda çalıştığı zamanlardan kalan hatıraları. Oradaki çocukların acıması yoktu. Daha önce belki hatırlarsınız Grom'un hikayesiyle ilgili bir video çekmiştim arkadaşlar. Çünkü Grom'un Brawl Talk'unun içerisinde geçmişinden bazı kareler hızlı hızlı karşımıza çıkıyordu. Ve burada geçmişinde çocuklardan gerçekten korktuğu bazı yerler görmüştük. Ve bu yüzden onlardan saklanmak için o maskeyi taktığını fark etmiştik. Hemen isterseniz Grom'la ilgili bugün gelen şu çizgi romana bir bakalım. Sence o burada mı diye soruyor Grom. Yanında eş var ve evet, ne olduğunu bilmiyorum diyor. Burayla ilgili garip şeyler olduğunu duymuştum diyor Grom. Buradan gitmeliyiz diyecekken bir anda bir şey görüyor ve korkuyor. Ve daha sonra orada Gus'ın yeni kostümü aslında ve o yeni kostümle ilgili bir çizgi roman bu. Ama arkadaşlar burada Gus'ı görüyor. Burada buraya gel diye bağırıyor. Ve daha sonra ah seslerinden sonra da koş koş diyor ve arkadaşlar eşle birlikte kaçmaya başlıyorlar ve daha sonra peşinde tabii ki de Gus var. Yolun sonu diyor. Ne yapmalıyız? Atlamalı mıyız? Hemen arkamızda derken Gus yanlarına kadar geliyor. Hayır diye bağırıyor çünkü Grom çocuklardan çok korkuyor ve devam ettiğimiz zaman da arkadaşlar Grom ağlamaklı bir yüzle bakarken ne oluyor diye soruyor eş ve bu senin süpürgen. O buldu bunu diyerek süpürgeyi onlara veriyor. Yani aslında korkulacak bir şey olmadığını Grom'a da göstermiş oluyor. Shelly'nin açıklaması da çok ilginç bir hale gelmiş. Shelly harika bir bekçi, güvenilir, güçlü ve av tüfeğinde çok yetenekli. Tüm gözlerin neden Colt'un üzerinde olduğuna bir türlü anlam veremiyor. Colt'a baktığımız zamansa Colt Star Park'ın gözdesi. Yakışıklılığı, karizması ve tabanca kullanma hünerleriyle herkesi etkilemeyi başarıyor Shelly hariç. Yani Colt Shelly'yi etkilemeye çalışıyor ama Shelly'yi etkileyemiyor.
veremiyor. Shelley de herkesin Colt'a neden bu kadar ilgi duyduğunu anlam veremiyor. Yine Jesse'ye baktığımız zaman Pam'in Jesse'nin annesi olduğunu açıklamasında artık net bir şekilde yazdıklarını görüyoruz. Tick'in açıklaması çok enteresan, sürekli Penny'nin peşinde gezdiği yazıyor. Ames sözde mezarlıkta amcası Mortis için çalışıyormuş. Leon'un değişen açıklaması çok enteresan arkadaşlar. Leon başkalarıyla takılmaktan pek hoşlanmadığı için görünmez olma yeteneği oldukça işine yarıyor. Sadece küçük kardeşi Nita ile iyi anlaşıyor. Biraz önce Star Park'ın içerisinde hatırlarsanız Leon ve Nita'nın gerçek hallerini göstermiştim. İşte o küçük çocuklar Leon ve Nita kardeş. Bailey sadece bir soyguncu, kötü biri olarak biliyorduk ama açıklamasında ünlü Altın Kol Çetesi'nin lideri Bell için paradan daha önemli şeyler var yazıyor. Star Park'ın sırlarını keşfetmek ve burayı yerle bir etmek istiyor. Yani olay Star Park'ın tarafında olanlar ve Star Park'ın düşmanları şeklinde belki de ikiye ayrılacak ve belki çok büyük bir savaş çıkacak. Pek çok kişi Spike'ı Colt ve Shelley'nin çiftlikteki sevimli arkadaşı olarak biliyor ama yaşadığı travmalardan kimsenin haberi yok. Spike'ın yaşadığı travmaları belki bilmiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Oyunun ilk çıktığı zamanlarda aslında Spike'ın travmasından bahsedilmişti. Spike bir kaktüs biliyorsunuz ve kaktüsler çölde yaşarlar arkadaşlar ve bir vahşi batı temasıyla başladı aslında oyun. Vahşi batıda bildiğiniz gibi kovboylar düello yaparlar ve düello yapan iki kovboyun arasında kalan Spike mermi izleriyle, bu göz olarak gördüğümüz şu bölümler mermi izleriyle oluşuyor ve daha sonra göz ve ağza dönüşüyor. Aslında yaşamış olduğu travma sadece bir kaktüs olarak hayatına devam eden Spike'ın bir anda iki kovboyun çatışması düellos arasında kalarak bu hale zorla getirilmiş olması. Mortis bir vampir ve cenaze levazımatçısı ancak Star Park'ta kimse ölmediği için işleri kesat. Ve Sandy'nin açıklamasından da Tara'nın Sandy'nin ablası olduğunu öğreniyoruz. Son olarak hepimizin çok sevdiği Edgar karakteri arkadaşlar. Edgar'a göre kimse onu anlamıyor, özellikle de annesi. Annesi onun durumunun geçici olduğunu düşünüyor. Oysa ki Edgar ruhundaki karanlığın sonsuza kadar süreceğinden emin. Ve biraz önce baktığımız o perdeyi açan ürkütücü eller daha sonrasında yayınlanan buradaki animasyonda daha farklı gösterildi arkadaşlar. Bakın burada görmüş olduğumuz daha farklı eller ama biraz önceki resimde gördüğümüz el işte burada görmüş olduğumuz el arkadaşlar. Ve bu el gördüğünüz gibi burada kesinlikle Byron'a ait değil. Yeni gelen herhangi bir karakter ya da kostüme ait değil. O zaman bu el ya esrarengiz sirkle ilgili çok önemli bir şey ifade ediyor ya da belki bizden gizlenen yeni bir karakteri ifade ediyor arkadaşlar. Ama çok yakın zamanda bu elin sahibiyle ilgili çok önemli bazı gizemler ortaya çıkacak. Dün çok zor bir güncelleme geldi biliyorsunuz. Kusura bakma isminde bir tane ödül var arkadaşlar. Hemen buradaki ödülü alalım ve burada çok önemli bir bilgilendirme yapacağım ve bu arada içinden hiperşar çıktı. İnanamıyorum. Gerçekten çok güzel. Şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar, bu çok önemli. Buradaki hiperşarj mesela 79 elmas ya, 14 gün boyunca burada sürecek yaklaşık olarak toplamda. 14 günden sonra 5000 altın karşılığında bunu yine alabiliyorsunuz. Yani bu hiperşarjları, kozmetiklerini değil ama hiperşarjı 5000 altına alabiliyorsunuz. O yüzden bence bekleyin, 15 gün sonra alırsınız. Yine hiperşarj etkinliği şu anda bir bug sebebiyle oyunda değil ama gelecek arkadaşlar yakın zamanda. O geldiği zaman 15 galibiyete ulaştığınız zaman bir tane daha bedava hiperşarj kazanıyorsunuz. Dediğim gibi diğer hiperşarjı da elmasla alabileceğiniz gibi 14 gün sonra altınla alma şansınız da var. Gelen kutusunda da böyle bazı ödüller geldi arkadaşlar. Kulüp jetonları tamamen güç puanı ve altına dönüştürülecek demiştim. Ben zaten hepsini harcadım ama çok küçük bir miktarını bırakmıştım. O da bu şekilde olmuş. Robo Mike için arkadaşlar böyle bir şey gelmiş. Yine daha öncesinde bir oyuncu simgesi geldi. Aldığımız kostümlerle ilgili yeni tasarlanan oyuncu simgelerini bedava veriyorlar arkadaşlar. Bunları aldık. Şurada bir şeyler var. Bunları da alalım. Evet, bu da herhalde Robo Mike için. Aynen, Dynamike'ın Robo Mike kostümü. Bir de şurada Mecha Mortis galiba. Mecha Mortis rozetleri falan da gelmiş. Günlük ödüller de başladı arkadaşlar. 25 gün boyunca burada görmüş olduğumuz gibi her gün bir star hediyesi alıyoruz. En son günde kulübünüzdeki en yüksek rütbenize göre alabileceğiniz bir ödül daha var. Bende efsanevi arkadaşlar ama sizin kulüp rütbeniz eğer daha düşükse belki efsaneviden daha düşük de olabilir. Günlük olarak bunları da girip toplamayı unutmayın. Bugün akşam 8'de canlı yayını mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi hem 170 elmas çekilişi olacak, içinden altın kod çıkma ihtimali de var. Aynı zamanda YouTube'da üyelik hediyeleri vesairesi birçok şey olacak arkadaşlar. Akşam 8'de hem de Türk takımı kebap var, dediğim gibi ona destek için, Türkiye'ye destek için akşam 8'de hepinizi canlı yayına bekliyorum. Özellikle bu tür hikaye gizem videolarının devamı için lütfen aşağıdan like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız da çok sevinirim. Hem marketten hem de Supercell Store'dan da kod bölümüne onur yazarak bana destek olabilirsiniz.
Bu arada dünkü güncelleme canlı yayınında 19.000'den fazla like attınız ve canlı yayın like rekorumuzu kırdık arkadaşlar. Bunun için de hepinize çok ama çok teşekkürler. Şu an ekranda en son yüklediğim yeni karakter Charlie ile ilgili oynanış videosunu da görebilirsiniz dostlar. Hatta ondan önce de kostüm videosu var. Kostüm videosunu da ekrana bırakacağım. Orada da bir çekiliş var. O videoda da kostüm çekilişine katılabilirsiniz. Seviliyorsunuz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.